Yeniden hoş geldiniz. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Kusura bakmayın, kısa bir ara vermem lazımdı. Ama tabii ki siz bu arayı fark etmeyeceksiniz. Videoyu tekrar aynı yerden yapıştıracağımız için. Şimdi arkadaşlar, transfer önemli bir konu. Transfere geldiğimiz zaman şimdi şurada bir transfer market diye bir olay var. Şu transfer market olayı kesinlikle ilk kullanacağınız şey. Mesela buradan herhangi bir futbolcu. Mesela benim Fenerbahçe kadrom ve Türkiye kadrom vardı. Mesela atıyorum şu anda. Sizin için bakalım. Geliyorum burada kadroma. Diyorum ki ya ben buraya kim alabilirim? İşte ne bileyim. Musa Sov sakat. Zaten yedeği yok. Bir tane sol açık lazım. Hemen geliyorum transfere. Transfer market diyorum. Kareye basarsanız arkadaşlar aşağıda yazıyoruz reset diye. Ya futbolcu ismi girersiniz buraya. Sol kanada. Mesela atıyorum Türkiye'de kim var? Mesela Volkan Demirel var. Atıyorum mesela. Mesela Volkan Demirel görüyorsunuz. Bu şekilde de. Ya da gelirsiniz şuradan lige, Türkiye Ligi, pozisyon, sol orta saha ve kartı da gold olsun, yani iyi futbolcu olsun dersiniz. Daha sonra üçgene basarak futbolcuyu aratabiliriz. Musa Sov geldi. Bu geldi, bu geldi, bu geldi. Şimdi biraz ilerleyelim çünkü bunların geri sayımı var. Size hemen bir düzgün göstermek istiyorum. Mesela diyelim ki bu adamı almak istiyoruz. Şimdi bakın start price yazıyor orada. Yani bu adamı listeye koyan adam en düşük 650 liraya satılır bu adam demiş. Biraz saçmalamış zaten. Buy Now'da 700 yapmış. Şöyle başka bir şeye bakalım. Biraz arada fark olsun. Size daha iyi göstereyim. Bakalım. Size daha iyi göstermek için. Ya hepsi saçma sapan adamları koymuşlar. Ya bu kadar olamaz ya. Mesela şöyle diyeyim ha. Şimdi bu adam transferi bu adamı en az 700'e koymuş. Yani şu an bu adam açık arttırmadan arkadaşlar. En az 700 paraya koymuş. Öyle, siz anlayırsanız size böyle anlatıyorum. Şimdi bu adamı en az 700 liraya alabilirsiniz. Üstüne bir kere X'e basıyoruz. Diyor ki bu adama teklif ver. 700, 750, 800. İstediğin teklif verebilirsin buradan. Ondan sonra bu bakın aşağıda 10 dakika 52 saniye kaldı diyor. Bu sürenin bitmesini beklemeniz lazım. Son 30 saniye, son 10 saniye kala birisi eğer teklif verirse tekrar 30 saniyeye dönüyor. Son 3 saniye kala biri teklif verirse en baştan 30 saniyeden geri saymaya başlıyor. Çünkü bu bir açık arttırma. Ama ben bu açık arttırmayı beklemek istemiyorum derseniz bakın aşağıda buy now price var. Yani şimdi al fiyatı. Bakın şurada 1500 lira verip bu adamı şimdi alabilirsiniz diyor. Yani benim şu an param etmediği için gri renkte çıktı. Yani buna basarak bu zamanı hiç beklemezsiniz. Bu adamı alırsınız. Ama tabii ki pahalı alırsınız o zaman. Açık arttırma her zaman takip edilebilir. Başında oturup zaman ayıracağınız bir şeydir. Buradan açık arttırmayla ucuz futbolcuları ucuza kapıp pahalıya satabilirsiniz. Yani bu da böyle bir şey. Şurada anlatmak istediğim buydu. Şimdi buradan çıkalım. Daha sonra transfer listesi diyor. Yani bu transfer listesi sizin transfer listesine koyduğunuz futbolculardan gösterir. Mesela şöyle bir örnek verelim. Mesela diyelim ki buradan kimi transfer listesine koyuyoruz? Diyelim ki Remy'yi sizler için transfer listesine koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Adamın üstüne geldim. Kareye bastım. Şimdi şurada iki tane olay var. Eğer şunu yaparsanız place on transfer list transfer listesine koyar ama satışa koymaz adamı. Yani transfer listesinde durur bu adam. Yani sen gör diye. Ama bu adamı direkt satışa koyar. Basıyorsunuz. Diyor ki az önce bahsettiğim gibi en az yani start price kaçtan başlasın bu futbolcu? Ha bu arada bakın aşağıda bought for var. Yani daha önce bu futbolcu kaç paraya almışım? 26.750 almışım bu futbolcu. Atıyorum bu adamı gelirsiniz buraya 20 en az dersiniz şu fiyat olsun. Açık arttırma buradan başlasın. Birisi de almak isterse atıyorum direkt almak isterse şu parayı versin gibi. Kaç saat sürsün bu açık arttırma? 1 saat, 3 saat, 6 saat, işte 12 saat, 1 gün, 3 gün falan filan. Bu adamı buradan gönderdiğiniz zaman tamam deyip gönderdiğiniz zaman transfere bu adam artık şu transfer listesinde olacak. Şundan niye yeşil? Ben bunları satmışım. Şu anda satılmamış adamların bu var. Balotelli var. Bu adamlar tekrar satılmayı bekliyor. Tekrar bu adamları nasıl yapacağım bakalım. List on transfer market. Ben bu fiyat almışım. Biraz pahalılaştıralım. Tekrar adama tekrar giriyorsunuz. Transfer listesine koyduk. Caner'e koyalım. Çünkü aynı Caner'den bizde var. Bu adamı şöyle bir şey yapamıyor muyuz? Evet, quick sell yaptık. Bakın arkadaşlar, adamın üstüne geliyorsunuz, kareye basıyorsunuz, quick sell yani hızlı sat. Yani adamla uğraşmıyorsunuz ama tabii ki ucuza satıyorsunuz. Bazı futbolcular kafa kafaya gidiyor. Daha sonra bir futbolcuyu aldım ama o futbolcuyu bulamıyorum. Nerede? O futbolcu burada arkadaşlar. Futbolcuyu aldım ama bulamıyorum dediğiniz futbolcular burada. Mesela bunlar da ben bu adama teklif vermişim ama başkası teklif vermiş üzerine ve başkası almış. Onları gösteriyor bana. Yani sen alamadın, başkası aldı diyor. O zaman ben alamadıysam, bana yar olmadıysa güle güle. Hepsi gitsin buradan. Ne işimiz var? Daha sonra ben Fenerbahçe seçtiğim için daha önce ultimate'ime girerken Fenerbahçe futbolcularını arat diyor. Kontrat arat. Az önce size bahsettiğim olay buydu. Hatta şöyle bir şey yapayım sizin için daha anlaşılır olsun. Şu transfer markete girdiğiniz zaman bakın yukarıda en üstte players var. Ben size sadece az önce burayı gösterdim. Ve eksik gösterdim. Şimdi bir şey fark ettim. Mesela şimdi şöyle göstereyim size, eksik bir şey göstermişim. Agüero'yu almak istiyoruz. Ama paramız ne kadar var? 2000 lira atıyorum yani ne kadarımız varsa geliyorsunuz buraya. Maksimum yani en fazla şu kadar olsun bu adam. Atıyorum en fazla bu kadar olsun bu adam. Tabi bu kadar bu adam yok. Geliyorsunuz üçgene basıyorsunuz. O da size diyor ki böyle bir adam yok. Çünkü pahalı bir adam. Burayı unuttum size göstermeyi az önce. Ya da atıyorum işte yine şuradan bir adam seçelim. Neymar işte minimum bu kadar olsun. Bu da şey başlangıç fiyatı, satın alma fiyatı değil. Şunlar satın alma fiyatı direkt, bunlar açık arttırma fiyatı. İşte maksimum şu kadar olsun, bu kadar olsun. Bunu da ayarlamanız lazım. Bunu da buradan ayarlayabilirsiniz. Demek istediğim neydi size? Yukarı players var. Onun bir yanında geldiğiniz zaman bakın başka şeyler var. Futbolcu antrenmanları, kaleci antrenmanları, pozisyon değiştirme. Pozisyon değiştirme atıyorum. Bir adamınız santrafor oynuyor, sonra forvet yapmak istiyorsunuz. Mesela şunu göstereyim size. Bakın var. Ne diyor? Forvet'ten şeye çevir. Attacking midfielder center. Yani forvet arkasına çevir. Bu adamın yerini değiştirme imkanı sağlar bu size. Daha sonra tekrar buraya geliyoruz. Chemistry yani bu benim için çok önemli bir şey değil. Siz şu an buna takılmayın. Menajer ligi yani şu an bir menajeriniz var. Mesela atıyorum Fatih Terim'i çok seviyorsunuz. Fatih Terim var ama sizin oynadığınız şu anda lig İngiltere ligi. O yüzden bunu gelip buradan görüyorsunuz işte mesela İspanya 2. Ligi bunu alıp menajerin üstüne yapıştırmanız lazım. Menajerin üstüne nasıl yapıştıracaksınız? Hemen onu tekrar size göstereyim. Buradan geliyorsunuz kadroya. Az önce nasıl futbolcunun hakkında bir şey yapmak isterken kareye basıyorduk böyle. Burada da bakın görüyorsunuz sağda bir menajer var ve R2 diyor. R2'ye basıyoruz. Buradan sonra artık menajerle olayımız. Tabii ki ben şu an yanlış yaptım. R2 o taraf değil çünkü. R2'ye basıyorum görüyorsunuz. Buradan şuna basıyorum ve buradan artık ya kontrat yapmak istiyorsanız kontrat ya da o az önce lig yüklemek istiyorsanız lig onu seçiyorsunuz. Tekrar transfere girelim. Transfer market yukarıda ne vardı? Kontratlar. Az önce bahsettiğim yer bakın kontratlar. Futbolcunun kontratı bitti. Nasıl yükseltebilirim? Bakın şu anda burada kontratların fiyatları var. 28'lik bir kontrat. Bakın şu anda açık arttırmada. Şu an 400'e alabiliyorsunuz bunu. Mesela şöyle gelirsiniz buradan 400'e bunu alabilirsiniz. Yani daha sonra futbolcu kontratı bittiği zaman üstüne gelip dediğim gibi kareye basıp kontratı oradan seçeceksiniz. Sakatlık falan filan. Bakın burada club items yani kulüp şeyleri işte logosudur bilmem nesidir. Mesela atıyorum şu anda ben diyelim ki kulübün logosunu yapmak istiyorum. Şu logo lig İngiltere Ligi ve Gold. Üçgenler atıyorum. Görüyorsunuz bana işte Manchester City'nin, Everton'ın işte bunların. Bu nedir arkadaşlar? Bakın şu an yukarıda en üst sol köşede Fenerbahçe logosu var görüyorsunuz. Bu budur. Haberiniz olsun. Burada formalar var. Yine İngiltere Ligi'nden forma aratalım. Görüyorsunuz işte farklı farklı formalar. İşte ne bileyim West Ham, Stoke City, Aston Villa'nın forması, West Bromwich falan filan Newcastle. Buradan bu formaları alıp takımınıza bu futbol formaları giydirebilirsiniz. Ben bunu aldım nasıl giydireceğim? Şöyle giydireceksiniz. Şurada görüyorsunuz aldıklarınız burada olduğu için buraya geliyorsunuz. Burada o formayı buluyorsunuz. Üzerinde bir kere yani zaten aşağıda yazacak XXX diye ilerlerseniz o size yardım edecektir. Daha sonra tekrar transfer listesine gelelim. Formalardan çok stat var. Statlara bakabilirsiniz. Toplar var. gibi. Bu staff mevzusuna hiç girmeyin çünkü burası tamamen bir saçmalık, hiçbir şey değil. Transfer konusu da böyle ve en son anlatacağım şey size, bakın pardon şu en sondan bir önce My Club var. Az önce bahsetmiştim, hani hatırlıyorsanız futbolcuyu kulübe gönder. Az önce bir sürü kontrat almıştık ve onları şey yapmıştık. Kulübe göndermiştik ya. Onların hepsi burada arkadaşlar. 47 tane şu an benim kulübümde bir şeyler var. Mesela oyuncu olabilir, başka bir şey olabilir. Bakalım neler varmış. Şimdi bu oyuncular varmış. İşte bakın player değil de staff seçmek istiyorum ya da kulüp bir şeyleri seçmek istiyorum. Bakın İngiltere forması varmış. Fenerbahçe'nin formaları falan filan. Bunların hepsini buradan bulabilirsiniz. Hepsi burada. Takımımla alakalı istatistikler. İşte Emerike 12 gol atmış ve şu anda takımdaki en golcü isimmiş sanırım. Bunları da buradan görebilirsiniz. Kim ne atmış? Mesela Sako, bu benim adamımdır. 8 maç oynamış, 5 gol atmış, 2 asist yapmış. Yani hiçbir maçını boş geçmemiş neredeyse. Bu futbolcuların da istatistiklerini buradan görebilirsiniz. Ve son olarak anlatmak istediğim size takım kimyası nedir? Şimdi arkadaşlar bakın sağda menajer var, görüyorsunuz. Menajerin üstünde bir yeşil bir çizgi var. %100 yazıyor. Bu bir takım kimyasıdır. FIFA Ultimate Team'in böyle bir kuralı vardır. Futbolcular şimdi bu futbolcuların aynı ligde oynamaları lazım. Aynı ligde oynayıp aynı takımda oynayanlar ekstra daha iyidir. Bakın mesela şimdi şöyle göstereceğim size. Mesela Muslera ve Semih. Dikkat edin, Muslera ve Semih arasındaki şu çizgiye dikkat edin, yeşil. Ama Muslera ve Bruno Alves arasındaki çizgi daha bir turuncuya yakın. Yani bununla %100 anlaşıyor, bununla %95 anlaşıyor anlamında. Ama sen gelip de buraya bunlarla hiç alakası olmayan bir defansı, İngiltere Ligi'nden defansı koyarsan görüyorsun ki %100 olan takım kimyamız 97'ye düştü ve kaleciyle Kırmızıoğlu anlaşamıyor, Caner'le anlaşamıyor ve Mehmet Topal'la bu adam anlaşamıyor. Çünkü niye? Aynı ligde oynamıyorlar. Peki ben bu adamlar aynı ligde oynamıyor ama ben bu adamı çok seviyorum, ne yapacağım? O zaman ufak ufak kaçamaklar yapabilirsiniz. Mesela şöyle. Mesela bu adam Kamerunlu. Doğru mu? Dembaba da Kamerunlu. Bakın bu arada bu çizgi de yeşil. Çünkü niye? Hem Türkiye Ligi'nde oynuyor ikisi hem de aynı ülkeli. O yüzden de yeşil. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın Sako. Bu da Kamerunlu. Bakın fark ettiyseniz Kamerunlu ve Kamerunlu. Arada bir kırmızı çizgi oluşmadı. Görüyorsunuz. Ama şu an Emerike ile oluştu. Emerike ile arada bir kırmızı çizgi var. Ama ben bunu alırım. Bunu da değiştiririm. Bu da Kamerunlu. Görüyor musunuz? Emerike, bu ikisi Kamerunlu olduğu için anlaştılar. Aynı ligde değil. Sov da Kamerunlu anlaştılar. Sadece problemi Schneider'le kaldı. Ya bu problemden kastım da arkadaşlar, bu arada haberiniz olsun, bilginiz olsun. Bu problem asla ve asla yani bu adam gol atamaz, ölür falan filan değil. Yani çok çok ufak bir sıkıntı olur. Yani öyle yani nasıl diyeyim size, %5 oynar tek bir futbolcuysa, ama bütün takımınız öyleyse biraz problem olabilir. Takım kimyası da budur. Aynı ülkeli olabilir, aynı takımlı olabilir, aynı ligde oynayabilir ama birbiriyle alakası futbolcular birbiriyle çok çok iyi oynayamazlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Daha fazla sorunuz ya da daha fazla öğrenmek istediğiniz şeyler varsa lütfen YouTube kanalımızdan bu videonun altına yorum olarak bize yazabilirsiniz. Biz de bunları değerlendiririz ve yeni videolar çekeriz. YouTube kanalımızı lütfen abone olun ve takip edin. Çünkü çok daha güzel videolar yakında sizlerle olacak. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepiniz hoşça kalın.